insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktan, veremden bahsedeceğiz ama bu veremin sanat boyutunu, sanata nasıl yansıdığını bahsedeceğiz. Gerçekten hastalıklar içinde sanata en çok etkisi olan verem olmuş. Çünkü bir dönem öyle bir hastalık ki tam böyle romantizmin kaynağı bir hastalık. Çünkü ince hastalık adı veriliyor. Ve mutlaka sanatçılar, ince ruhlu insanlar vereme yakalanmalıymış gibi bir algı var bir dönem. Özellikle 20. yüzyılın başlarında, 19. yüzyılın sonlarında birçok isim var. Beyaz ölüm, beyaz veba gibi bilimsel olarak tüberküloz. Ama en çok kullanılan sanatta ince hastalık. Çok eski tarihlerden aslında birçok bulgular görüyoruz ki bunların bir kısmını... Önünü kapatabilir miyiz? Çok farklı. Evet. Şöyle. Evet. Özellikle vertebra tüberkülozunu veya akciğer tüberkülozunu gösteren birçok bulgulara rastlanabilmekte. Bizim 500 bin yıllık Denizlilimiz haberi çıktı bir ara. Orada da bir verem vakası, bilinen en eski verem vakası olarak kayda geçti. Evet, ama biz burada tarihçesinden değil, özellikle sanatından bahsedeceğiz. Ve birçok eserde, roman, hikaye, şiir, şarkı, türkü, tiyatro, sinema, aklınıza gelen her alanda veremle sıkça karşılaşabiliyoruz. Evet, başta da söylediğim gibi romantizmle özdeş, o yüzden sanatçılar mutlaka vereme yakalanmak zorunda hissediyorlardı kendilerini. Aksi takdirde sanatlarının yetersiz olduğu gibi bir algı olacaktı. Ve burada ölmeyi de göze alabilenler vardı yani. Eski tıbbın bir dört hılt, dört unsur teorisi vardır. Bu dört hılt işte kan, balgam, kara safra ve sarı safra olarak görülür. Ve buna bağlı olarak da dört de unsur vardır. Hava, su, ateş, toprak. Toprak ve kara safra melankolik tip olarak da dört tipten biri olan melankolik tipe gelir ki işte bu verem hastaları melankolik tip olarak eski dönemde adlandırılmıştır. Evet, sanatçıların bir kısmı kendisi vereme yakalanmış. Bir kısmı çok yakın sevdiklerini vereme kurban vermiş. Ve bu da birçoğunun sanatına yansımış. Bunlardan en önemlilerinden biri John Keats var. Onun şiirinde gerçekten güzel bir tercüme olarak buldum ben bu şiiri. O yüzden bu tercümesini aldım. Ölümü çok iyi anlatan bir şiir. Orijinalde bu. İngilizcesi iyi olanlar için de kısaca şey yapalım. Evet. Şöyle diyor. Karanlıkta kulak kabarttım yıllar yılı. Yarı yarıya aşığım gamsız ölüme. Ölçülü biçili kafiyelerle ona hitap ederim tatlı tatlı. Sessiz nefesimi alıp havaya karıştırsın diye. Şimdi ölmek sanki her zamankinden daha yerinde. Gece yarısı son bulmak acıdanarak. Sen ruhumu dışarıya saçarken bir umut böyle coşku içinde. İstediğin şarkıyı söyle. Nafile bendeki bu iki kulak senin dokunaklı ağzına olur tabut. Diye devam ediyor. Evet. Yine aynı şairin bir şairin son nefesi dediği veya gençlik solar, hayalet gibi zayıflar ve ölür dediği şiirleri de var. Parlak yıldız, bright star aslında bu senaryolaştırılıp bir film haline getirildi ve aslında Keats'in hayatını konu alan bir film bu ve orada
Bright Star şiirinin dizeleri bir yandan dökülüyor. Veremli sanatçılar dünyada ve bizde çok fazla. Ben çok az bir kısmını buraya alabildim. İşte bir gördüğünüz bütün birçok meşhur sanatçı aslında vereme yakalanmış ki içlerinde mesela Anton Çehov aynı zamanda bir hekim. O da yine vereme yakalananlardan. Bizim de yerli sanatçılarımız da yine bol miktarda veremli var. Bir kısmı veremden de ölmüştür. Bir kısmı sanatoryum yaşantısı var belli bir zaman. Evet. Aslında bir insanın o dönemde verem teşhisinin konulması ölüm fermanının yüzüne imza okunması demekti. Bugün birazcık kanser için veya işte mesela Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi henüz tedavisi bulunamayanlar için olduğu gibi o günlerde de hakikaten verem haberi alındığında insanları mutlaka korkutan ve bir ölüm korkusuna düşüren bir haberdi. Yine Franz Kafka, kendisi veremden ölen bir sanatçı demiştik az önce. Sohbet ederken hiçbir şey öğrendiğim yok. Çünkü verem üstüne konuşurken herkeste bir çekingenlik, kaçamak davranışlar ve donuk bakışlar ortaya çıkmaktadır diye. Evet, tabii bir de sanatı veremden etkilenenler var. Gerçekten babası ve iki kardeşini veremden kaybeden, annesi bir ressamla ikinci kez evlendikten sonra yine annesini de veremden kaybeden ama o ressam üvey baba dolayısıyla kendisi de ressam olan Ferdinand Hodler ki sonradan sevdiği kadını da kanserden kaybediyor bu. Evet, onun meşhur Valentin Goddard'ın hastane yatağında tablosu gerçekten bir veremlinin görüntüsünü çok güzel aksettirdiği bir şey. Edvard Munch gerçekten annesi ve ablasını veremden kaybediyor ki çok etkiliyor bunu bu iki ölüm. Ve meşhur annenin ölümü tablosu, annenin tam veremli anını gösteren tablosu. Yine bir ölüm tablosu yine. Onun meşhur tablolarından biri. Hepsi tamamen onun ve meşhur en meşhur da Çığlığı. En bilinen tablosudur bu. Bütün sanatına gerçekten yansımıştır. Evet. Rossetti ve Milyas. Bu İtalyan asıllı İngiliz ressam Dante Gabriel Rossetti. Model olarak seçtiği Elizabeth Siddal'la bir aynı zamanda aşk yaşıyorlar. Fakat Siddal verem. Ve sonrasından bir intihar mı, bir yoksa ya kullandığı ilaç ve alkolden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Bir ölümü var. O zaman şu meşhur Ophelia resmini çiziyor. Alice Neal, bu da yine sevgilisi olan kişinin vereme yakalanması üzerine onun meşhur tablosu ki göğüs açıldığı andaki cerrahi müdahale sonrasını resmetmiştir. Yine bir tüberküloz hastasıdır. James Tissot'un yine
meşhur hem aşık olduğu hem de modeli olan Kathleen var ki o da 28 yaşında veremden hayatını yitirmiş. Onun da çok meşhur Kathleen Newton ki Isaac Newton'un eşidir aynı zamanda bu kişi. Onun meşhur tablosu yine bir veremli tablosudur. Bizim sanatçılarımızda yine var ki meşhur olmaz ilaç sine isat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme, baksa tabibanı cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme diye meşhur, çok bilinen şarkının güftecisidir ki, özür dilerim, bestecisidir, Namık Kemal'e ait güfte üzerine beste yapmıştır ki, karısı Zülfü Nigar Hanım'ın vereme yakalanıp erimesi üzerine bu besteyi yapmıştır. Yine Recaizade Mahmut Ekrem'in Zülfü Nigar Hanım'ın vefatı üzerine, veremden vefatı üzerine yazdığı şiiri yine Hacı Arif Bey bestelemiştir. Bu da onun yine vereme ait bir şiiri, bestelenmiş şiir. Abdülhak Hamit Tarhan, onun da Fatma Hanım eşi, Hindistan'da kendisi diplomatlık yapmıştır bir süre. Orada ağırlaşınca hastalığı deniz yoluyla İstanbul'a dönerlerken Beyrut'ta fenalaşıp ölüyor hanımı. Abdülhak Hamit tabi bunun üzerine meşhur Makber şiirini yazıyor. Eyvah ne yer kaldı, gönlüm dolu ahu zar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede gelip ezelden. Çok uzun bir şiirdir Makber. Ben sadece burada iki kıtasını aldım. Bir de Makber şarkısı var. Bu Makber'le o Makber aynı Makber değil yalnız. O her yer karanlık sürnuru mevki, mağrip mi yoksa Makber mi yarab diye meşhur eski şarkıcıların çok güzel söylediği Makber, ayrı bir Makber'dir yalnız. Makber zaten kabir demek, mezar demek. Evet, Mehmet Akif Ersoy'un da Safahat'ın hemen başında Fatih Kürsü'nden şiirinden sonra gelen bir hasta şiiri var. Orada da aslında tariflediği bir akciğer tüberkülozlu vakadır. Sol tarafta Riye'nin zirvesi tekmil çökmüş. Riye akciğer demek biliyorsunuz. Hastalık seyri tabiisini almış yürümüş. O dönemde çünkü tüberkülozun tabii seyri gittikçe ilerleyen ve sonunda ölüme götüren şey. Devri salisteki asarı, yani üçüncü devreye artık gelmiş. Üçüncü devre bir tüberküloz vakası. O melum marazım var tamamıyla değişik değil hiçbir eksik arazım diye söylüyor. Evet, romanlara da konu olmuş verem. Büyülü Dağ, Thomas Mann'ın meşhur romanı ki enteresandır hikayesi. Bir kuzenini ziyaret için, o zamanlar tabii sanatoryumlar veremin tedavisi için tek mekanlar, işte temiz hava, bol gıda. Çünkü zaten genellikle gariban hastalığı olarak şey olmuştur. Beslenememe en önemli şeylerdir. Bir de kirli hava da varsa iyice şey. O yüzden sanatoryumlar vazgeçilmezi. Kendisi işte tesadüfen sanatoryuma ziyarete gittiği zaman kendi kuzenini, orada kendisinin de verem olduğunu öğreniyor ve orada 7 yıl kalıyor. İşte bu deneyimlerini orada romanlaştırıyor. Yaşar Kemal'in Höyük'teki Nar Ağacı, bu işte mevsimlik işçilerin kötü şartlarda yaptıkları seyahatler ve oralarda kaldıkları kötü ortamları anlatan bir roman. Orada verem salgını olduğunu bile bile ölmeyi göze alarak işçilerin gidişini söylüyor. Ve orada öyle bir şey var, repliği var. Ölüm yokluktan iyi, sıtma yokluktan iyi, verem yokluktan iyi.
Birçok romanda veremli kahramanları var. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'ndaki Katerina Ivanova, Sefiller'deki Fantin, bunlar meşhurlar. Yine Tom Amca'nın Kulübüsü'ndeki Eva, Charles Dickens'ın Nicholas Nickleby'daki Smike, yine Don Bey ve Oğlu'ndaki Oğul Paul veremli örnekler. Verem ve sinema gerçekten çok fazla kullanılmış. Özellikle bizim Türk filmleri, Yeşilçam'ın işte hanımefendiler genellikle iftiraya maruz kalırlar. İşte evden kovulurlar ve verem olup ölürler. Çoğu zaman böyledir. Tersi de vardır. Bazen de erkekler olur. İşte, yine Hicran Yarası filmi meşhurdur. Burada sanatoryum sahneleri vardır. Yine Beyaz Güller, Boş Çerçeve, bunlar meşhur kahramanlarının veremden öldüğü filmler. En son yakın zamanda çıkan Otom, yani Sonbahar filmi. İkiz Kız Kardeşler filmi. Bunlar verem ki özellikle İkiz Kız Kardeşler'de her zaman hani verem şanssızlık konusu olmayabiliyor. Bu İkiz Kız Kardeşler'de veremli olan zengin bir aileye veriliyor. Ama sağlıklı olan köyde kalıyor. O veremli olan çok iyi şartlarda bakılıp hem iyileşiyor hem kültürlü bir ortamda yetişmiş oluyor. Öbürü ise sağlıklı olduğu için şanssız oluyor. Bazen de tersi olmakta. Evet, bizden bir boş çerçeveden bir sahne. Ya Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ile cihaz. Yoksa kızcağız öksürüklü tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek. Bir şey var sizde. Maalesef de ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş. Sen ne söylediğini farkında mısın? Şansınız. Bir şey haberi. Verem haberiyle yaşanılan şok. Cidden talihlisiniz delikanlı. Evet, çok talihliyim. Maksadım bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalıkta yapmış? Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeter mi bilmem ama merak etmeyin. Biraz nostalji yapalım. Ben evet, kadar gücüm var. Ben de bu ara öksürüyorum. Önemli değil yani. Efekt olsun diye. Ulan almışlar, ne yapsınlar? İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmadı. Biraz da bu hastalık, bilirsiniz. Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok. Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış. Daha ne kadar ömür kaldı dersin? Çok çok 5-6 ay. 5-6 ay. O da kendine iyi bakarsa. En sevdiğim insanı kurtarmadıktan sonra ne faydası var doktorluğunuzun? İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir? Şimdi nasıl vereceğiz bu acayip ellerini? Hayrola? Biliyorum. Hastasınız, nasıl bilebilirsiniz? Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ölürüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı? Benim. Kendi gözüme. Duydum konuştuklarınızı. Duyduğunuzda daha iyi, çok dikkatli davranmanız lazım. İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğine verebilir. Evet, o replikler ilginçti. En son işte bu
geçen sene, artık geçen sene oldu. Geçen senenin başlarında vizyona giren Yılmaz Erdoğan'ın meşhur Kelebeğin Rüyası filmi. Burada da Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, iki genç yaşta veremden ölen Zonguldaklı şairlerin hayatını anlatan bir filmdi. Orada da işte bir Heybeliada sahnesi var aslında. Onu da gösterecektim ama program çalışmadı muhtemelen. Şey yapamadım. İkisinin veremden ölümlerini anlatan Yılmaz Erdoğan'ın da onların lisedeki edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil'i canlandırdığı bir film. Bu film için dikkat ederseniz Kıvanç Tatlıtuğ'un bayağı zayıf olduğunu görüyorsunuz. Sırf bu film için, veremli rolünü oynayabilmek için 15 kilo verdiği basında yayınlanmıştı. Evet, şiirlerde verem önemli bir şey. Han duvarlarının meşhur duvardaki yazısıdır biliyorsunuz. Garibim namıma kerem diyorlar, aslını el almış harem, harem diyorlar. Haram değil, yanlış yazmışım, kusura bakmayın. Hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben diye. Han'ın duvarında şairin okuduğu meşhur dörtlük. Evet, az önce filmden bahsetmiştik. Muzaffer Tayyip Uslu'nun Kan şiiri ki tam akciğer tüberkülozundaki kan tükürmeyi anlatan meşhur şiiri. Evet. Rıfat Ilgaz ki sanatoryumda belli bir süre geçiren birkaç sefer hatta üst üste birkaç sefer yatan ama hiçbir zaman da tavsiyelere uymadığı için sürekli hastalığı artan birisi. Onun da işte bir sanatoryumda bir doktor konferans verdiği başlıklı şiirinde "Sanmayın şifası yok bu hastalığın, tıbbın elinden ne kurtulur? İniyor ak gömlekli hekim kürsüden, alkışlanır böyle vaat edenler, biz sadece öksürüyoruz" diye de biraz taşlama tarzında. Evet, yine Aylan Sayılgan sanatoryumda yaşayanlardan biri. O da böyle bir sanatoryum şiiri kaleme almış. İsmet Özel'in bir şiiri var. O da verem olmak üretimi düşürür diyerek bir kapitalizmle verem arasında yine münacatta "Ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende" diye bir şey var. Evet. Aslında burada bir de şey vardı ama. Tamam, şimdi türkülerde vereme geçelim. Bu meşhur biliyorsunuz artık, hastane önünde incir ağacı. Hakikaten her dinlediğimde beni çok etkileyen bir türkü. Özellikle o "baş tabip geliyor, zehirden acı" ifadesi beni hep etkilerdi. Maalesef 663 sayılı kanun hükmünde kararnameden sonra "baş tabiplik" de gitti yerden, "hastane yöneticiliği" diye bir kavram kaldı. Halbuki bu türkülerdeki o güzelim anlamı "baş tabip" kavramıyla güzeldi. Sözünden bahsediyor. "Baş tabip" neymiş? Neymiş diye, değil mi? Evet.
türküsü. Aman Eşref, canım Eşref. Bu türkünün derleyicisi de aslında Sağlık Bakanlığı'nda basın müşaviri olarak görev yapan Osman Güzelgöz Bey'in babası Tenekeci Mahmut Usta. Gerçekten birçok türküde derleyicilik rolü üstlenmiş bir sanat aşığı. Tenekeci yani, bildiğiniz tenekeci ama bir sanatkar. Evet, orada olduğum yürek veremi diyor. Bu acaba bildiğimiz verem mi, yoksa yürek veremi dediği de yani aşk hastalığını tam bilemiyoruz ama burada bir olduğum yürek veremi geçiyor. Perikardit. Yok, değildir. Bu muhtemelen yani sevgiden, aşktan olan bir veremse aslında yine veremdir ama o onu gönlünde hissediyordur. Evet. Yine bir Gaziantep türküsünde bahçelerde mormeni veremettin sen beni diyor. Özür dilerim. Et aldım direminen, dirhem tabii bu. Öldürdün vereminen. Nasıl verem olmayarım, gezersin ellerinen. Bunlar hep aşk veremleri tabii. Evet, Neşet Ertaş rahmetlinin. Evet, hayır, özür dilerim. Yine Neşet Ertaş. Bu dert yine. Beni yiye yiye bitiren dert aslında. İnce hastalık. Hep elçe tamamen veren. Evet, özür dilerim. Yine veremeyler diye bir türkü yine. Delirtir, çıldırtır, veremeyler. Hep veremle aşk mutlaka bir arada aslında zikredilmiş bütün türkülerde. Niye derdinden verem olsam, tutsam kerem olsam, sürsem seni tenime, yarama merhem olsam diye bir türküden alıntı. Meşhur bir örenli gelin ağıtı var. Bu da aslında genç yaşta veremden ölen bir gelin için söylenmiş olan bir ağıt. Örenli gelin, veremli gelin diye tekerlemeleri var. Evet, veremli kız diye o kadar çok türkülere konu olmuş ve belki 15 ayrı versiyonu olan şey var, bir şiir ama hakikaten aynı şiir midir? Her biri farklı şiirler midir? Fakat birçok sözü birbirinin benzeri ama versiyonları çok var. Ama 15 yaşında bir melek, verenli bir sarı çiçek diye genellikle çoğunda var bu. Yine bir başka yerinde doktor der ki veremli kız yaprak dökümünü bekler. Bu şiirin çok versiyonu veya aynı şiirin farklı bestelenmiş şekilleri var. Evet, ve en sonunda da veremli kız can veriyor diyor. Evet, müdür beyin yeşil türküsü ya da ne durursun oralarda diye Tokat'la Ordu arasında paylaşılamayan bir türküdür. Verem de oldum, ölüyem ben ama bir güzelin yoluna. Evet, Atol Behramoğlu'nun meşhur şiirinde Ahmet Kaya'nın yorumladığı bir türküsüydü bu. Orada bu dert beni veremeder
şeklinde ki birçok yerde bu dert beni veremedi zaten kullanılmıştır. Evet. Aşıklar verem olaydı. Yani aşk ve verem mutlaka bir arada bütün şeylerde kullanılmıştır. Evet, yar orada kanser oldu, ben burada verem. Demek ki kanserle verem iki şey biraz daha yakın zamana geldikçe bunlar tabii. Kanserle verem birlikte şey. Evet. Verem ve sanat konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Verem de çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Sağ olun. Evet.